Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, Belçika'ya, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek bugünkü videomuzda enerji dolu, capcanlı, keyifli, moral, motivasyon yüklü ve keyifli, bilgi içerikli videolardan birinde daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bugünkü videomda size IKEA'dan almış olduğum kaktüslerimi gösterecektim. Fakat dünkü videoma bir soru gelmiş ve o soruyu acil cevaplamam gerektiğini düşündüm. Çünkü ben biliyorsunuz Avrupa'da yaşayan ve burada Belçika'da kaktüs ve sükulentlerini yetiştirmeye çalışan ve buradaki tecrübelerini de yine hem Avrupa'daki gurbetçi Türk dostlarımla ve Avrupa'da Türkiye'de soğuk iklimlerde yaşayan insanlara ya da sıcakta hiç fark etmez. Kendi tecrübelerimi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Gün ve gün artık videolara yine eskisi gibi dolu dizgin devam edeceğiz. Biliyorsunuz ben evde o kadar çok işler yaptım ki tadilatlarda, şunlarda, bunlarda, bahçe işleriyle ve o bahçe işlerinin yapılması arkadaşlar bakın çok kolay bir şeyler değil. Ben burada çünkü biliyorsunuz buraya geleli 4 sene oldu ve bunun öncesinde zaten Türkiye'de yaşıyordum ve Türkiye'deki yetiştirmediğim çiçek, kaktüs, sukulent de kalmamıştır. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Ve şimdi biliyorum bugünkü videoma çok güzel şeyler yazmışsınız. Okudum arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki. Çünkü bazen şunu yazıyorsunuz. Annem benim demiş ya birisi. Kuzum annem benim. Satış da yapmıyorsun. O kadar çiçeği kışın nasıl koruyacaksın diye. Çok da haklısınız. Ama ben arkadaşlar planlarımı yaptım. Ona göre bir ayarlama yapacağım artık burada. Akşam oldu ama dedim ben yine sizlere video çekeyim. Çünkü bu videoları dört gözle bekleyen sevgili kıymetli dostlarım var ve bana vermiş olduğunuz desteğe gerek Instagram'dan gerekse YouTube'dan hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Burada mesela Aysel'cim olsun, Mesut'cum olsun. Biliyorsunuz Mesut'un da kanalı var. Mesut'un Çiçekleri diye. O da artık çok güzel kaktüsler aldı ve onları yetiştirmeye çalışıyor. Şu Tontoşko'yu size yakından göstereceğim. Çünkü bunu bana sorulan soruya istinaden paylaşacağım. Almanya'dan Ömür Hanım ya da Ömür Bey. Şimdi tam olarak bilemiyorum. Çünkü Ömür ismi hani common bir isim. Yani ortak yani hem bayanlar için hem de beyler için kullanılabilir. O yüzden şimdi bey mi hanım mı bilemiyorum ama bugünkü videoma bir soru gelmişti. Ben de akşam olmasına rağmen videomu çekip sabah size yayına alacağım arkadaşlar. Çünkü bu sorular benim için çok önemli ve keza soranlar için de önemli. Aşı indireceğiz, aşı yapacağız. Ondan sonra yine sukulentlerle ilgili bir takım bilgilendirmeler yapacağım size. Verandamı koruma altına almaya çalıştığımda nasıl aldığımı anlatacağım ve arkadaşlar bunların hepsini videoları dört gözle bekleyenler var. Şimdi Duygu'ya ulaşanlar var onu da söyleyeyim. Ayşe'cim Duygu'ya ulaşmışsın canım benim. Duygu bana haber verdi. Aslında ben hep bunları anlatıyorum ama yine de anlatayım canım benim. Şimdi arkadaşlar bakın ne yaparsak yapalım Nilüfer Durak gibi dolu dolu sukulent saksılarımız ya da kaktüslerimiz de aynı hızda gelişim görmüyoruz diyen sevgili kıymetli meleklerim var ve buradan hepinize sonsuz sevgilerimi ve şükranlarımı gönderiyorum ve hepiniz benim bu dünyadaki meleklerimsiniz. Şimdi öncelikle Ayşe'cimin sorusuna bu video vasıtasıyla da cevap vermiş olayım. Ben hep diyorum size ben ne kadar anlatırsam anlatayım belki sizler benim yapmış olduğum toprağı yapmakta iki tık endişe edebilirsiniz. Ama ben Türkiye'deyken de aynı şekilde sukulentlerimin aynı toprağını yapıyordum. Sadece gübrem farklıydı ve bizim sukulent ve kaktüs yetiştirmeye başladığımız zamanlarda bu kadar malzeme ortalıkta yoktu bile arkadaşlar. Yani bazen bana bir malzeme soruyorsunuz ben böyle durup kalıyorum. Ay o da neymiş diyorum. Çünkü ben hani aynı şeyleri kullanarak aynı sonuca gidebiliyorum. Yani Konfüçyüs ne demiş? Aynı şeyi deneyerek farklı sonuçlar beklemek deliliktir demiş arkadaşlar. Bunun gibi bir şey. Ben aynı yöntemi yaparak aynı sonucu alıyorum. Çünkü burada arkadaşlar bakın püf nokta sukulent ve kaktüsünüzü güçlendirmektir. Bu arada yeni aldığım kaktüsler var burada. Bunları da anlatacağım size. IKEA'dakileri sonra göstereceğim. Problem değil ama bunlar önemli ve güzel türler. Bunları da görün istiyorum. 5 santimlik saksıda hepsi.
Ben hep size diyorum ya, ben 5 santimlik saksı da alıyorum. Türünü beğenirsem işte 10 santimlik de, yani benim bahçemde her boyda saksı görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bana alınan, mesela eşim tarafından alınmış olan büyük devasa hediye kaktüsler vardır. Onlar bizim hayatımızdaki özel günlerde bana alınmış hediyelerdir. Hani onu da ben burada kanalımda açıklamak da istemiyorum. Her şeyi de böyle icini cicini söylemek zorunda da değilim. Ama yeri geldiğinde de söyleyeyim. Her boy saksıda kaktüs ve sukulent yetiştiriyorum. Şimdi bakın. Çayım da elimde kaldı. Bu arada biliyorum beni izlerken çayınızı ve kahvenizi alıyorsunuz. Buradan hepinize sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma yorum yazan herkese çayımı kahvemizi aldık diyorsunuz. Yorumlardan görüyorum. Biliyorsunuz ben Tervuren'deki evde otururken bir garaj satışı olmuştu ve orada Madlen diye birinden arkadaşlar hem şu güzeli hem de bunu almıştım. Fakat bu böyle seramik bir kaptaydı ve küçücükündü arkadaşlar. Yani buna baksanız böyle ne olduğunu anlayamazdınız. Şimdi elim kirlenecek, altından tutacağım ama. Şimdi arkadaşlar, Almanya'dan Ömür Hanım ya da Ömür Bey demiş ki ben de kaktüs alıyorum. Güneş görmeyen bir yerdeyim. Ve kaktüslerimi nasıl büyütebilirim? Çok da seviyorum demiş. Şimdi bakın şuradan şuna bakar mısınız? Bakın buradan bir boğum daha vermiş ve büyümeye çalışıyor. Bakın buradan da iki tane kafa vermiş. Allah ol demiş olmuş arkadaşlar. Bu neden biliyor musunuz? Kalbiniz, ruhunuz, gönlünüz nasılsa hayatınız da öyle gider ve kaktüsleriniz de büyür. Az bu sakın şöyle anlaşılmasın. Ya benim kaktüslerim büyümüyor böyle mi? Hayır değil. Bazen hayatın enerjisi, benim konumumdan bahsediyorum. Soğuk ülkede olmanıza rağmen bahçeniz vardır ve bahçenizdeki bu güzellikler Allah tarafından, bakın bu da nasıl büyümüş. Bu bir ekinoseroid arkadaşlar. Ya ekinoseroid, pardon, trikoseroid, dilim sürçtü. Bakın nasıl büyümüş. Şu büyümeler bende oldu. Ben bunu saksısın arkadaşlar. Ne zaman değiştirmiştim onu da söyleyeyim. Bu baharda değiştirmiştim. Bakın şu güzelliklere. Bakın buralardan da yavruluyor. Benim at, inek, tavuk, gübre, granülümün sihridir bu arkadaşlar. Çünkü hep size diyorum ya, kaktüs ve sukulentinizi ne kadar güçlendirirseniz arkadaşlar, kışın ve yazın o kadar dayanıklı olur. Bakın ya, kim derdi ki bu buradan bu şekilde böyle tontoşka büyüyecek, ya da kim derdi ki bu şekilde olacak arkadaşlar. Ağır da bir saksı şimdi. Bunu elimden de indireyim. Şimdi eğer ki kaktüsü çok seviyorsunuz, çok beğendiğiniz bir tür var ve aldınız, ne yapacağız? Yapmamız gereken şey arkadaşlar, öncelikle bir toprağını silkeleyin. Bakın işte kökünde herhangi bir zararlı bir şey var mı? Yani işte böcek var mı, sacak var mı, unlu bit var mı, ne bileyim mantar var mı? Ama hemen dikmeyin. Bakın ben hala Ikea'dan gelenleri dikmedim. Bu yeni aldıklarımı da dikmedim. Hatta Ikea'dan aldığım sukulentler var arkadaşlar. Aslında onları da göstereyim size. Hemen geliyorum bakın. Şimdi bu sukulentleri niçin aldım onu da söyleyeyim. Bunları alalı bir haftayı geçti. Bakın hala dikmedim. Dikerken de çünkü çok sorular geliyor. Nasıl toprak yapıyor Nilüfer Hanım diye, duyguya. Nilüfer Hanım'a nasıl ulaşabiliriz diye. Bunları dikerken de sizinle paylaşacağım. Kaktüslerimi dikerken de yine ekstra video paylaşacağım. Bunları hep sizinle paylaşacağım. Bakın bu Thriller Pearl. Bizim Mesut'un videosunda ismi aklına gelmemişti Mesut'un. Mesut'cum bu Thriller Pearl. Bu da Lilikina arkadaşlar. Pollux değil, Lilikina. Lilikina ile Pollux'un arasında çok büyük fark var. Lilikina bakın nasıl pembeleşmiş ve yaprakları daha küçük ve uçları daha sivri. Pollux daha iridir, daha uzun yapraklıdır. Lilikina daha farklıdır arkadaşlar. Zaten yaprak yapısı ve form yapısı olarak da farklıdır. Thriller Pearl'ü zaten biliyorsunuz, bunları da Ikea'dan almıştım. Ömür Hanım ya da Ömür Bey, eğer ki güneş görmüyorsa şeyiniz, pencereniz ya da balkonunuz, şimdi bazı internet sitelerinde düzenekler var. O ay sinekler de çıktı, sivrisinekler. 2 gündür burada havamız çok sıcak bu arada. Normal değil bu sıcak. Şimdi internet sitelerinde bir ışıklandırma sistemi satılıyor. O ışıklandırma sisteminden alabilirsiniz. Bunları zaten bazı seracılar da kullanıyor. Belçika'da da profesyonel seralarda arkadaşlar, ben bu ışıklandırma sistemini gördüm. Geçen Aralık ayı burada en karanlık Aralık ayı olarak geçmişti arkadaşlar. Yani son 60 yılın
Yani toplamda biz güneşi 12 saat falan görmüşüz. Bakın böyle de bir durum var, haberlerde çıktı. Ben hep size videolarımda diyordum ya. Ya Ziraydon başladı işte, üst üste polar battaniyelerle sukulentlerimi örtmüştüm. Kaktüslerimi yan kurla hem don örtüleri hem de polar battaniyelerle sarmıştım. Hani bu benim bahçem olduğundan dolayı bir imkandı. Ama bahçesi olmayan arkadaşlar evinizde bir ışıklandırma düzeneği kurabilirsiniz. Bunlar da çiçek büyütmek için özel yapılmış ışıklandırma sistemleridir. Ben olsam alırdım, denerdim ve kaktüslerim ve sukulentlerim, sukulent için demeyeyim ama kaktüsler için bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Ya da diğer salon çiçekleriniz ve orkideleriniz için bu ışıklandırma sistemini kullanan arkadaşlarımız var. Ben kullanmadım çünkü ben hani nasıl diyeyim, burada biraz da alıştırmaya çalışıyorum. Ki bahçem olduğu için de güneş görüyor. Güneş doğduğu zaman görüyor, öyle söyleyeyim. Ve bir de ben mesela eve biliyorsunuz solar panel sistemi taktırdım. Belki hani o solar paneli de kullanarak ışıklandırma sistemini daha rahat kullanabilirim. Ama siz de bir deneyin. Eğer ki böyle çok kaktüs almadıysanız, çok seviyordunuz işte kendinize hobi, yani böyle bir can sıkıntısı, bu ışıklandırma sistemlerinden alın. Çünkü ben biliyorum burada Avrupa'da da o sistemler satılıyor. Hatta alıp denemeyi düşünen arkadaşlar vardı. Ömür Bey ya da Ömür Hanım, size bunu tavsiye edebilirim. Çünkü eğer ki kaktüsünüzü gübreyle güçlendirdikten sonra, yani Almanya'da da benim bildiğim at ve inek gübresi var bildiğim kadarıyla. Onu kullanabilirsiniz ya da hangi gübre varsa, yani o gübreyi kullanın, gübre şerbeti yapın. Ben gübre şerbeti de yapıyorum. Gübre şerbetini kanalımda hep anlattım. Yani tekrar anlatayım isterseniz. Bunu 10 litrelik bir kova olarak düşünün arkadaşlar. Şöyle iki parmak kadar gübreden döküyoruz. Üstüne su ilave ediyoruz ve bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün sulamamızı yapıyoruz. Ama şöyle düşünün. Şimdi evin içindeki kaktüs için işte 1 litrelik suya bir çay bardağı bu çözeltiden katabilirsiniz. Ve sonrasında da gübreyle güçlendirdikten sonra toprağına da katın. Hiç problem değil. Ben bakın kürek kürek gübre kullanıyorum ve kaktüs ve sukulentlerimin nasıl büyüdüğünü sizler de görüyorsunuz. Daha sonrasında bu ışıklandırma sistemini kullanın. Bu belki Türkiye'deki işte evi kuzeye bakan arkadaşlar için de bir hani bilmeyenler için bilgilendirme videosu olsun. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çekim yapıyorum. Evet. Bu arada ev halkı çekimi izliyor da. Böyle doğal süreçlerde olsun videoda, değil mi? Şimdi arkadaşlar ya şöyle diyelim, hayatımızdaki destekçilerimize arkadaşlar teşekkür ederim. Çünkü ben hayatımdaki destekçilerimin yerini asla ve asla unutmam. Onlar da kendilerini biliyorlar. Bu videoda da şimdi anmak istemiyorum. Kaktüs veya sukulent, hangi bitkiniz varsa bakın öncelikle olay konumunuzu tanımaktan ve coğrafya bilgisinden de biraz geçiyor. Çünkü güneş en önemli faktör. Güneş olmadı mı hayat olmaz. Ne demişler? Güneş girmeyen eve doktor girer demişler. Bu atasözünden de yola çıkarak ne yapıyoruz? Güneşimiz yoksa eğer bu ışıklandırma sisteminden kullanabilirsiniz. Burada Belçika'daki domates seralarında da bu kullanılıyor. İnşallah bu kış yine denk gelir de şöyle arabayla geçerken size böyle kısa bir video çekebilirim. Çünkü o seralara girmek ve yaklaşmak mümkün değil. Çünkü onlar steril bir ortamda, herkes giremez. Dün ben Hasselt'taki seraya gittim. Ya oradan muhteşem bir kaktüs buldum arkadaşlar, bakın. Bunun fiyatı da çok uygun. Öyle pahalı bir şey değil. Şimdi Habib izliyorsa bu videoyu yine yazacaktır. Arkadaşlar şu güzelliği alın. Biliyorsunuz bunun benzer bir türünü iki saksı olarak Floralux'ten almıştım. Ama bunun rengi farklı arkadaşlar. Bu daha böyle mavi, yine pamuklu, ama bunu diğerlerinden ayıran özelliği arkadaşlar gövdesinden yavrulamış olması. Bakın kaktüslerde dişi ve erkek olayı var, bu kesinlikle. Bu mavi renk ve çok değişik bir formda ve doğurgan. Bu dişi kaktüs arkadaşlar, bakın. Şimdi bir tane daha kaktüs göstereceğim size. Bu da yine benzer bir tür ama bakın şimdi aradaki farka bakın. Bu, bakın, kafa, çift kafa bölünüyor. Yani bu bölünecek, bu kristata doğru gidebilir. İki kafa olabilir, üç kafa olabilir, dört beş olabilir. Kaktüsün bendeki büyüme durumuna ve yılına göre arkadaşlar. Şimdi bakın bu erkek, bu dişi. Yani görüyorsunuz aradaki farkı. Benzer türler ama yine kaktüs yapısı olarak, yani
kaktüs biyolojisi olarak olaya baktığımızda erkek ve dişi ayrımı vardır. Tıpkı bazı meyveleri böyle dişisini erkeğini yan yana dikeriz ya, onun gibi bir durum düşünün. Ama bu yavrulamayacak diye bir kaide yok. Tabii ki yavrulayabilir. Ama ilk etapta bu boyuttayken bu kadar yavrulaması dişi, bunun ise erkek olduğunu gösterir. Bakın bu ileride şahane bir kaktüs olacak arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bir de şunun güzelliğine bakın. Şunun şu diken dizilimine, şu iğne oyası gibi bakın arkadaşlar. Eskiden delik işliği yapılırdı. Ben hatırlıyorum, benim ablam halk eğitim kurslarına gidiyordu, delik işi. Şimdi bilirsiniz. Aynı delik işi yapılmış bir desen gibi duruyor ya. Şahane, şahane, harika. Allah bunları özene bezene yaratmış, bize göndermiş. Bizim de ne yapmamız lazım? Bu emanetlere sahip çıkmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burada beşer santimlik bir sürü bir sürü kaktüs aldım bakın. Şimdi bunları da anlatacağım size. Burada mesela Rigidusmus var. Rigidusmus cluster arkadaşlar. Bakın 5 santimlik saksıda. Bakın bunu da yetiştirmeye çalışacağım, büyütmeye çalışacağım. Hatta burada bir yerde de var. Hatta arkamdaki saksıda var. Ama bu daha farklı. Bakın bu boya giden türü. Ene değil, boya giden. Şimdi kaktüslerde bir enine boyayanlar, büyüyenler var pardon. Bir de boyuna gidenler var. Mesela bazıları enine hani gidecek gibi görünür baştan. Ama aradan 5 yıl geçer, bir bakmışsınız sütün haline dönmüş. Tıpkı benim arkamda var bir tane, şimdi onları da gösteremedim size ama yakın planda eğer editleyebilirsem videonun yan tarafını editlerim. Rigidismus cluster aldım. Bir de arkadaşlar bakın şu tüylü kristat. Bakın bu da 5 santimlik saksı. Bunların büyük saksıları daha pahalı. Bunları ben kaça aldım söyleyeyim. 20 tanesini 1,20 euro, yani 1 euro 20 sente aldım arkadaşlar. 20 tanesini, ama birer tane alsaydım 1 euro 50 sent yapıyordu. Fakat 20 tane olunca öyle bir indirim yapmışlar. Ve şimdi bir tane de şöyle bir tür aldım. Şimdi onu da göstereyim size. Şimdi bunun ismini bilmiyorum da Habib bilir izliyorsa videoyu. Bu da Türkiye'de çok sattı arkadaşlar. Bundan da aldım. Şimdi bu bakın bu ene gidecek bir tür. Ama önce ene büyüyecek, sonra boya gidecek. Bu öyle bir tür. Ben çünkü arkadaşlar bunları artık o kadar iyi tanıyorum ki böyle baktığımda diyorum ki bu boya gidecek, bu ene gidecek diyorum. Şimdi bir de şunu aldım, bakın bu boya gidecek. Bunu birçoğunuz bilirsinizdir. Çok da klasik, çok da şey, nasıl diyeyim, piyasada çok olan bir türdü. Hala da vardır. Ama arkadaşlar bunun boya gitmesi şahane bir şey. Boya gittiği için bunu da aldım. Bir de şunu aldım. Bu da Nato kaktüsün bir çeşidine benziyor. Şunu da göstereyim bakın. Bu da çok güzel bir tür ya. Yani bunu da aldım. 5 santimlik, 5 santimlik demedim. Aldım arkadaşlar. Bir de şunu aldım. Bundan bende bir saksı vardı. Bunu da ilave ettim. Bunun da ismi neydi ya? İnermis değil de Rebutya. Rebutya galiba. Şimdi emin değilim ben de. Şükrü Hoca'dan almış olduğum trikoseroistlerden. Bakın bir tane de bebişini aldım. Arkadaşlar ne kadar 5 santimlik saksı da olsa bunlar büyükler. Yani 8 santimlik saksıya dikseniz olacak türden. Şimdi bir de tüylü. Şu güzel tüylüden aldım. Bakın bundan iki tane aldım. Görüyorsunuz biri şurada, biri şurada. Bu da Mamila kaktüsün biraz daha farklı türü. Bunların o kadar çok isimleri var ki artık ben de aklımda tutamıyorum arkadaşlar. Bahçede çok tür olunca. Şimdi bir de buna benzer bakın şu harika bir şey. Ay şunu saksıyla alayım ki siz de görün. Mesela bakın bu daha farklı. Bu çok güzel ya. Bunun bende şeyi var. Ay sinek. Variegatası var. Yine Habib'ten almıştım arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Yani dikenlerinin yapısı iğne oyası gibi arkadaşlar. Şahane. Üçlü şu şey unlu bit değil arkadaşlar. Perlit geldi de onu da şimdi alamadım. Dikenlerini de zedelemek istemiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bir de ona benzeyen çok farklı bir şey daha aldım. Bunun çiçeği bence çok müthiş olacak arkadaşlar. Bakın böyle dikenleri, çılgın dikenlilerin çiçekleri çok çok güzel oluyor. Bunu da aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Bundan da iki saksı almıştım. Bakın bir tanesi de burada. Hazır 1,20 euro iken. Bir de şunu aldım. Bu çok değişik göründü bana. Bu belki disko kaktüsüne benzeyebilir ama sanki farklıymış gibi geldi. Bunu da büyüteceğim arkadaşlar. Deneyeceğiz bakalım. Aa şundan da iki saksı almışım arkadaşlar. Bakın bir tane de şunu almışım. Bu daha büyüğü. Sanki bu altlarından biraz renk değiştirmiş ama emin de değilim. Bakın bir tanesi de şurada az önceki size gösterdim. Emin değilim arkadaşlar. Variegatalanabilir, variegatalanmayabilir. Bir de şu, bakın bu da dişi, bu da yavrulamış. Bir de bu güzelliği aldım. Bunlar büyüyünce şahane olacaklar, şahane. Bir de obesa aldım. Obesa arkadaşlar benim eskiden vardı ama
Ne de görünce almak istedim. Bu da boya giden bir obesa. Daha yuvarlakları da vardı. Aa bakın bundan bir tane daha almışım. Bu da çok güzel. Ya şimdi ismini unuttum. Yine bakın Trikoseryüs'ten bir tane daha almışım. Başka da bir de şu kristat aldım arkadaşlar. Bir efor, bir kristat aldım. Bakın bu da çok güzel. Sıra dışı. Her zaman için kristatlar ne diyoruz? Özel kaktüslerden ve onlara asla ve asla üvey evlat muamelesi yapmayalım arkadaşlar. Her tür alıyorum bakın ben. Dediğim gibi her boyuttaki santim saksıdan satın alıyorum. Çünkü arkadaşlar benim bahçemdeki bir tür, yani her tür daha doğrusu farklı farklı saksılarla alınmıştır, büyümüştür. Sizler anlamamışsınızdır. Ben mesela bir sene önce videosunu çekmişimdir. Çünkü örtüyorum ya kışın yan tarafta. Kışın açmak istemiyorum. Sizler büyümüş halini görüyor olabilirsiniz. Ama şu güzelliği bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Hangi sanat eserini elinizle bunu bu şekilde yapabilirsiniz? Bakın şu tontoşka da buradan yavrulamış. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir işi sevince, bir çiçeği, bir böceği, bir hayvanı sevince nasıl oluyor? Çünkü şimdi evinde hayvanı olanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Onun sevgisi sizi bambaşka bir hale getiriyor ve buradan Canan ablacığım İzmit 42 evlerden Canan ablacığım bana inşallah doğacak kedicimizin annesinin resmini atmış. O kadar sevimli, o kadar güzel ki arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki. Böyle bir hayalle hep kediciğimi bekliyorum. Daha doğrusu Melis de bekliyor. Ben de dört gözle bekliyorum. Çünkü yani hani insan böyle daha hani bir şey duyduğunda hisseder, bir sıcaklık duyar, işte ne bileyim. Sanki hani hep onu biliyormuş, tanıyormuş, hep evdeymiş gibi olur ya arkadaşlar. Ben de o kediciğimi böyle dört gözle bekliyorum doğumunu. Eğer ki haber geldiğinde arkadaşlar ben Türkiye'ye de gelmiş olacağım. Biliyorsunuz bir Türkiye'ye gelme planım var. Türkiye'deki yeni ev işleri nedeniyle ve Türkiye'ye geldiğimde de arkadaşlar inşallah o kedicik de doğmuş olur. Normalde Kasım ayında biliyorsunuz ben Türkiye'ye gelecektim ama o evin resmi işlemleri henüz bitmediği için iskan işleri, elektrik su açılmadan da şimdi Türkiye'ye gelmem çok mantıklı olmaz. Çünkü eşya işimiz var Ayşe ile biliyorsunuz. Ve belki bundaki hayır da budur. Kedicik doğduğunda hem onu alırım, gelirim. Hem de evin işlerini halletmiş olurum. Ve doğduğunda da arkadaşlar şöyle kucağımda bir kedicikle inşallah bilmiyorum. Bana kedi ismi de tavsiye edebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Kedi isimlerinin tavsiyesine de açığım. Çünkü Melis'le birlikte düşünüyoruz ne olsa ne olsa diye. Ya bilmiyorum ben Canan ablam sağ olsun bana böyle bir güzellik yaptı. Bana bir kedicik hediyesinde bulundu. Yani herhalde ömrüm boyu dua ederim ki ederim herhalde demeyeyim. Çünkü ben bana bir iğne, bir yaprak hediye eden herkesi şuraya kalbime almış durumdayım ve zaten beni bilenler biliyor. Kendimi hiçbir yerden anlatmaya, tarif etmeme gerek yok. Ve arkadaşlar inşallah bu videomda da size faydalı olabilmişimdir. Şimdi içeriye gireceğim. Hava kararmaya başladı. Tiny Pot arkadaşım, can kardeşim Tiny Pot. Onu da takip edebilirsiniz. Çünkü Tiny Pot arkadaşlar Sakarya'da ve serası var. Benim de ondan almış olduğum çok çok özel türlerim var ve Tiny Pot benim can kardeşim bana her zaman destek olmuştur ve her zaman da gerek fikirleriyle gerekse kaktüsle ilgili paylaşımlarımızda, şahsi paylaşımlarımızda çok da faydasını görmüşümdür. Hepinize Belçika'dan Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hastalara şifa, dertlilere deva ve beni her nerede izliyorsanız hepinize canı gönülden İyilik, şifa, bereket, güzellik ve iyilik yapma hüsnü niyeti enerjilerini gönderiyorum arkadaşlar. Ben nefes aldıkça iyi olmaya ve iyi niyetler göndermeye size devam edeceğim. Biliyorsunuz yılda bir kontrolüm var ve o yılda bir kontrolüm de yaklaştı. Doktorum hatırlattı bana geçen hafta ve o yılda bir kontrolümü ne kadar önemli olduğunu sizler de biliyorsunuz. Kanalıma odaklanıyorum, videolarıma odaklanıyorum, sağlığıma odaklanıyorum, bahçeme, aileme ve çok sevdiğim arkadaşlarıma odaklanarak bu hayatta, bu hayat yolculuğunda iyiliklerle yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize canı gönülden şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Ve her zaman olduğu gibi sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep nasiplensinler. Evinize açılan
Bereket kapıları arkadaşlar hep bir kapıyı ötekiyi açsın. Yani bir iyilik yaptınız, bir kapı açılsın. İkinci iyilikte ikinci iyilik kapısı açılsın ve sizin iyilik yapmış olduğunuz insanlar da iyilik yaptıkça onların iyiliklerinden siz de nasiplenerek onların açmış olduğu iyilik kapılarından sizlere de geçmek nasip olsun ve arkadaşlar sağlığınız yerinde olsun, huzurunuz yerinde olsun ve bu hayatta kendiniz için mutlaka bir şey yapın ve şimdilik hoşça kalın diyorum.